Hadi gelin kızlar neden ihtar aldı bir bakalım. Sana iyi olalım dedikçe böyle hep bir öyle alttan laf sokmaya devam ediyorsun. Derdin ne senin benimle? Kişisel bir problemin mi var? Yani konuyu bilmiyorsun demin Duygu ile aramızda bir laf sokuyorsun falan. Hayırdır? Sana bir şey söyleyeyim. Tepemle bağırma. Seni dinlenin. Senin tek yaptığın şey dedikodu yapmak. Tepemle bağırma. Anladın mı? Anladım. Hayır. Mehtap. Hayır Mehtap. Mehtap. Hayır. 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 Bırakın beni. Tamam. Seni var ya. Bir dam. Tamam. Bana dokundu ya Mehtap. Tamam. Mehtap kesinlikle suçlu yani. Kesinlikle. Birer uyarıları var. Aldılar hemen. Anında uyarıları aldılar. İkisinin de iki tane uyarısı olmuş oldu böylelikle. Son uyarıyı bekliyorlar. Her an her şey olabilir bu gerginlik böyle devam ederse. Yani bir sakin değiliz, yargıç değiliz. İzleyiciler de izliyor. Evet. Olan biteni gördüler. Bu biraz belki Murat da gördü ama tahrik var her iki taraftan da. Evet. Aynen. Ama önemli olan zaten tahrik altında nasıl davrandığın değil mi? Öfke kontrolü gerekiyor. Yani bana göre orada ilk fiziksel teması yapan her zaman suçludur. Çünkü en büyük tahrik olur benim için. İlk fiziksel temas kim yaptı? Mehtap'tan geliyor. İlk kim dokundu kimin yakın mikrofonuna? Mehtap. Mikrofon değil, bildiğin. Hayır, Mehtap dokundu. Kıyafetini çekti, mikrofonuna dokunmadı. Mehtap Cansel kavgası beni endişeye sürükledi. İşin açıkçası bu. Çünkü bu kadar yükseldiğini hiçbir zaman görmemiştim. Evet, endişelerim var. Mehtap'la ilgili kararlarım var kendimce ama bu görüntüler beni dehşete düşürüyor. Onun için gerçekten çok zor bir durumdayım. Ben Sermin'in, yeni gelen gelin adayının Serhan için bu eve geldiğini söylediğini kulaklarımla duymuştum. Sonra ne olduysa oldu. Bir şeyler değişti, söylemler değişti ve Sermin Emre'yi çağırdı. Acaba mı dedim, yani Serhan'ın yakın arkadaşı önce bir arkadaştan mı gidiyor? Bunu düşündüm. Ama içeride izlediğim görüntüler pek de arkadaşça değildi. En azından Sermin tarafından öyle değildi. Bunun sonrasında neler yaşandı merak ediyor musunuz Ayça cephesinde? Fazlasıyla. Düşünmek bile istemiyorum. Ya biliyorum ben. Tahmin edebiliyorum ben. Bakalım tahminlerinize izleyeceğiniz görüntüler uyacak mı? Amacın bir açıklama ne? Yapmaya gerek yok bence. Sen gizli misin? Emre'den yüz olabileceğini mi düşünüyorsun? İstediğim cevabı aldım, hak ediyorum. Emre'den mi aldın? Aynen. Allah Allah, ne cevap verdi? Sermin senin aşkından ölüyorum mu dedi? Bunun aile terbiyesi yok. Ben açık ve net söylüyorum. Aile terbiyesi senden canım, öğrenmeyeceğim. Yok, anam babam terbiye veremeyiz. Bir dakika, bir dakika. Bak annem babam hakkında hadi sus sus. Ben orada ne dedim sana? Ay çok yüzsüzmüş. Ama şeysin sen çok de sağ bir daha annem babam hakkında bir şey dersen. Derim ne yapacaksın? Hadi yapsana. Evet, kadınlarda önce öfke geliyor. Sinir geliyor, sonra gözyaşı geliyor değil mi genellikle? Erkeklerle kavgalarında da bu böyle oluyor genellikle galiba. Evet. Ev içinde ve ilişkilerde. Önce gözyaşı, öfke. Önce öfke, sonra gözyaşı. Evet. Neyse, tatsız olaylarda izlediniz. Kimse uyarı almadı bu durumda. Çünkü temasa yakın. Biz heyecanla kapıda bekliyordum her an girip müdahale etmek için. Çok şükür temassız ayrıldılar. Ama bazen sözlerde en az temas kadar acıtıcı oluyor. Maalesef, ister istemez. Şimdi Ayça'nın bugün Emre'ye de biraz serzenişi vardı. İlk defa ben Ayça'nın Emre'ye bir serzenişini duydum yakın arkadaşıyla dertleşirken. Belki Emre buna baksın, öz eleştiri yapacak mı kendiyle ilgili? Merak ediyor musun Emre? Ayça evet. Acaba ne bekliyor senden veya hani kız arkadaşına nasıl bir hani ufak bir sistemde bulunmuş olabilir seninle ilgili? Bakalım. Emre biraz daha böyle değerini belli eden tipler onlar. Hani bana kendini törpüle diyor ama hani Emre de yapması gereken bir şeyler var. Hani tek benle olmuyor. Yani ben ne zaman mutlu olacağım? Tamam hadi o mutlu. Ben ne zaman olacağım? Bir de öyle düşünmek lazım. Ya da henüz tatmin olmadın. Belki şu an biraz ilgilendiği için görmüyor olabilirim ama yani ileride hep o mutlu. Ben bak işte Emre de bahsettiğim sen. Konuda şu tarafta. Emre artık peşinden görüyorum. Koşulsun istiyor. Ama bir yere kadar. Ben yapacağım zaten burada girdim ilk günden beri yapıyorum. Cansel'le görüşmesine kadar hep gene ben gittim peşinden. Ben burada başka bir erkekle görüşseydim bitirmişti beni. Evet. Ama o yapınca oluyor. Bakın bu çok yersiz bir açıklama, yersiz bir konuşma. Ben burada geldiğim ilk günden beri Cansel'le de görüşmelerimde olsun. Sonrasında zaten hiçbir adayla görüşmedim. Bu konuşma gerçekten çok gereksiz. Ayça bu konuşmada belki de onu neyin, ne tür erkeğin veya ne tür davranışların mutlu ettiğinin tiyosunu da veriyor. Bu konuşmayla ilgili yorumunuz ne olacak? Murat'cığım senin yorumun var. Bunu da izle, ondan sonra istersen yapalım. Ayça'nın konuşmasının devamı çünkü. Benim 2 yıllık ilişkim vardı yani. Ben o çocuk için
telefon bile kullanmadım hiç. Sosyal medya, evden telefon, evden hiç çıkmadım hiç. Bakkala gidemedim. Hı. Hiç. İzin vermiyordu, gitmiyordum. Gitmem ki onlar önemli değil, gitmem. Onunla gidiyordum, geliyordum. Hadi ya. Anneanneme onunla gidiyordum, geliyordum. Onun annesine gidiyordum, geliyordum. Hiç. Gerek de duymuyordum ki dışarıya. O yapıyordum her şeyi onunla, gidiyorduk. Her şeyi onunla birlikte yapıyorduk. Çok sevdin mi gerçekten? Manyak mısın? Deli gibi. Peki, eski evliliğinin ve nişanının burada bahsedildiği an çıldırıp da Sermin'in üzerine yürüyen insanın eski aşkını anlatmasının gereği var mı? Hiçbir şey söylemeyeceğim. Murat, şimdi sen söyle. Ya bu görüntülerden sonra ben de yorum yapmak istemiyorum. Çünkü merak ettiğim ne beklediydi. Üstü kapalı geçmişti. Tamam, Emre de burada elinden geleni yapsın derken bizim Emre'nin ne kadar elinden geleni yaptığını herkes şahit zaten. Evet. Bakın ben ailemin karşısında durdum. Gördük. Benim buraya teyzem geldi ve bize uygun değil dedi. Ben bunlara rağmen teyzeme ve Ayça'ya ve Ayça'nın ailesine... Son karar benim dedi. Son karar benimdir dedim ve ben orada herkes gittikten sonra Ayça'nın elinden tuttum, sarıldım ona. Ben bunu yaptım. Daha ne yapsın? Daha yapabileceğim ne var acaba, çok merak ediyorum. Şu anda bu kısıtlı ortamda, bu ortam içerisinde daha başka ne yapabilirim? Belki sözlere dökmeni istiyor yani. Yani sözler, ben şey bir adamım. Bakın ben yaşadıklarımı dilde değil, bedenimde yaşarım, gözümde yaşarım, ruhumda yaşarım. Yani dilde herkes söyler. Hadi biraz konuyu dağıtayım. Size sosyal medyadan gelen mesajları okuyayım. En zevkli tarafı. Bu kadar mükemmel olmak zorunda mısın be adam? Bak Emre, bu sana. Bunu sana Özge söylüyor. Çok sağ olsun. Bak. Özge'ye çok selam buradan. Teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel. Murat Bey harika bir karaktersiniz. Duruşunuz, her şeyiniz dört dörtlük diyor Hülya. Teşekkür ediyorum Hülya Hanım'a. Çok nazik. Peki. Tankut, seni her gün İran'dan izliyorum. Sen çok iyi bir insansın. Keşke burada olsaydın. Neyse, kendine her zaman iyi bak diyor. Melody Baran ta İranlardan. Teşekkürler Melody Baran. Hadi geçmiş olsun. 12 saat artık bitiyor. Biliyorsunuz bilekliklerinizi takmayı, unutmamayı. Yarın yine yepyeni bir günde yepyeni umutlarla görüşelim. Ama ben önce kızlar evine gidiyorum. Hmm. Belki orada da sizin izlemeniz gereken bir şeyler çıkar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Bekleyin. Teşekkür ederim. Bekleyin bakalım. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Neyse olur, sen yeter ki sen kız, neyse olur.